Herkese merhaba. Yeni yıl hediyeleri videosuyla birlikteyiz. Hediyeleşmeyi çok seven biri olarak bu dönemlerde ekstra heyecanlı oluyorum. Hediye almayı ve hediye vermeyi çok seviyorum. Yani anlatamam size. Birine bir şey aldığımda o gözündeki mutluluğu görmek her şeye değiyor. Bu arada ben Tuana, Instagram ve YouTube'dan uzun süredir içerik üretiyorum. Kendimi de tanıttıktan sonra artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz, beğen butonuna tıklarsanız ve Gretin YouTube kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. BB Eğitim markasının parfüm ve el kremi seti. Parfümün ambalajının şıklığına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel gözüküyor yani. Ben mesela böyle bir hediye alsam çok sevinirdim. En sevdiğim kısma geldik. Şimdi notalarını okuyacağım. Parfümün üst notalarında bergamot ve şeftali. Orta notalarında menekşe. Alt notalarında ise sandal ağacı notalarının mükemmel uyumu ile sizlere gün boyu kalıcı koku sağlar. Zaten notalarından da anladığımız gibi çiçek ve meyve karışımı bir koku. Çok fresh, çok hafif. Gerçekten çok fresh bir koku. Benim gibi meyve ve şekerli parfümler sevenler için çok güzel. Bunda tabii ki o koku daha hafif ama çok güzel yani. Bence neredeyse vücut kremi olarak bile kullanabilirim. Şöyle yakından da göstermiş olayım. Buna benzer bir set geçen sene de vardı. Ben almıştım çünkü. BB Eğitim Cupcake dudak maskesi, dudak nemlendiricisi ve dudak peelingi. Ambalajından da bahsetmeden geçemeyeceğim bence. Çok tatlı yani. Tam yeni yıl konseptine uygun. Lip scrub adından da anladığımız üzere tanecikli yapıda dudaklarımızdaki ölü derilerden arınmamızı sağlıyor. Bu şekilde rujlar çok daha güzel duruyor. Peeling yaptıktan sonra tabii ki dudaklarımızı nemlendirmemiz de lazım. İçini de hemen göstereyim. Bu arada kokuları bayağı güzel yani. Daha önceden kullanmış olanlarınız varsa şu an ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyordur. Lip mask de bu şekilde gece yatarken sürdüğünüzde sabahları bebek gibi dudaklara uyanmış oluyorsunuz. Bu sefer de BB Eğitim'in parfümü ve body misti var elimde. Yine bunun da kutusu çok şık yani. Bunu söylemeden geçemiyorum. Floral Garden parfümümüzün de hemen notalarını söylüyorum. Üst notalarında mandalina ve portakal, orta notalarında yasemin, alt notalarında ise miskin mükemmel uyumu ile size gün boyu kalıcı koku sağlıyormuş. Bu diğer parfüme göre biraz daha ağır ama öyle baş ağrıtıcı ağır kokulardan değil yani. Ben çünkü kesinlikle o tarz kokular kullanamıyorum ama benim kullanabileceğim düzeyde bir kokusu var yani, ağırlık olarak söylüyorum. Body mistinin de notaları aynı. Ben bu tarz body mistleri böyle çantamla taşımayı çok seviyorum. Bunun kokusuna bakacağım. Parfümünden biraz daha farklı koktuğunu söyleyebilirim ama tabii ki notalarından dolayı oldukça benziyorlar. Biraz da makyaj severlere ne alabiliriz? Bundan bahsedelim isterseniz. Biolis yeni bir koleksiyon çıkarttı. Yılbaşı koleksiyonu zaten Biolis markası çıktığından beri her sene yılbaşı koleksiyonu çıkartıyor. Bunu hiç atlamıyor. Ve Biolis'in yılbaşı koleksiyonları genelde çok güzel oluyor gerçekten. Aynı bu koleksiyona da olduğu gibi koleksiyonumuz Wonders of You. İki tane far paleti, bir allık, bir aydınlatıcı, 2 ruj, 2 tane de oje setinden oluşuyor. Koleksiyonun 352 Charming isimli far paleti daha çok toprak tonları sevenler için olan bir palet. Hatta bugün ben de bu paleti kullandım. Renkleri bu şekilde, ışıltıları da matları da çok pigmentli. Koleksiyonu kullandığım için, hatta videosunu da çektiğim için rahatça yorum yapabilirim. Hatta ışıltılı farlarını size göstereyim. Işıltılı farlarının pigmentinden her şey ortada diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir palet. 593 Hyper'da bu şekilde benim favori paletim bu ikisi arasında. Bir palette kızıl renk görünce beni direkt kendine çekiyor. Bunu beni tanıyanlar çok net biliyordur. Bunun da ışıltılarına bakalım. Bu pigmentleri tek sürüşte elde ediyorum bu arada. Yani kat kat asla geçmiyorum. Renkleri bu şekilde, bahsettiğim kızıl tonda şu, inanılmaz güzel duruyor. 647 Complete Yourself isimli allık, mat bir allık bu. Deseni falan çok güzel. Şimdi allığı elime swatchluyorum ama elime swatchladığımla yüzümde duran çok farklı renkler. Hatta elimin üstünde çok zor belli oluyor. Yani hem şu anki ışıktan baksanıza belli bile olmuyor. Ama aslında böyle çok doğal, güzel duran bir allık. Yalnız şunu da söylemeliyim. Allık esmer tenlerde kendini çok fazla belli etmeyebilir. Ama bende bayağı kendini
belli ediyor. Şöyle bir daha göstermiş olayım. Aydınlatıcısı ise tam tersi, esmer tenlilere uygun. O yüzden almak istediğiniz kişiye göre tercihte bulunabilirsiniz. Bunu da yine elimde swatchladım ama şu an ışık gerçekten çok kötü. Yani hava inanılmaz karanlık. Karşımda ring light var. Ama ona rağmen bu şekilde, yani maalesef çok fazla belli olmuyor. Simsim durmayan güzel ve aydınlatıcı. Ama mesela ben pek kullanamıyorum yani renginden dolayı. O yüzden dediğimi unutmayın. Gelelim ojelerine. Yine iki farklı tarza hitap eden ojeler bence. Ben tabii ki nude tarafındayım. Bu gördüğünüz 919 Champagne isimli ikili oje seti. 529 Cheers isimli. Ya ben nude tarafındayım dedim. Kırmızı ojede çok fazla sürerim. Ama şuradaki glitterli ojeyi gördükten sonra yani bu tarafta olmamamın imkanı yok. Tırnakta çok çok güzel duruyor. Yani hatta bayağı bir süre bu ojeyle gezmiştim. Bu ikili de yine birbiriyle çok uyumlu. 529 Cheers isimli setinde renkleri bu şekilde. Şu da tam bir yılbaşı gecesi ojesi bence. Gelelim rujlara. Bir tanesi koyu, bir tanesi de soğuk alt tonlu bir nude. 221 Limitless Kissing isimli bordo ruj. Bu da yine yılbaşı gecesinde çok güzel duracaktır. Bu da 613 Softly Kissing rengi. Tahmin edersiniz ki benim favorim bu. Biolis'in yılbaşı koleksiyonu bu şekildeydi. Dediğim gibi makyaj severleri çok mutlu edecek hediyeler bunlar. Aklınızda bulunsun. Sıradaki önerilerim ise BBT markasından geliyor. Bunlar böyle minik setler. El kremi ve lip balmdan oluşuyor. Bu gördüğünüz vanilyalı olan. Pembe olan da Midnight Berry'liymiş. Şunun kokusunu çok merak ettim. Yani beri falan deyince böyle kırmızı meyveler işin içine girince ben biraz deliriyorum. Bir de bu böyle bir tam yılbaşı ağacının üstüne asmalık hediyelerden değil mi sizce de? Şuradaki aparat sayesinde. El kremi tam bir meyveli yoğurt gibi kokuyor. Orman meyveli yoğurt üstelik de. Tabii ki babalarımızı, abilerimizi, erkek arkadaşlarımızı da unutacak değiliz. Bir tane de erkekler için bir önerim var. Woody Red isimli parfüm. Böyle ambalajından falan beni bir cezbetti açıkçası. Kokusuna bakmak için açıyorum. Benim de bunu hediye edeceğim kişi umarım bana açtığım için kızmaz ama size kokusunu göstermek istiyorum. Daha doğrusu kokusunu gösteremem. Kokusunu size anlatmak istiyorum. Ambalajın şıklığına bakar mısınız? Bu arada şöyle kutudan çıkarır çıkarmaz kokusu gelmeye başladı. Gerçekten çok güzel kokuyor yani. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. İçinde bergamot, greyfurt, yasemin, çikolata, tarçın, misk, sedir ağacı ve patchouli varmış. Yani kokuyu şu anda anlatamıyorum. Gerçekten çok güzel. Hediye alternatifi olarak mutlaka bakmanızı tavsiye edebileceğim bir parfüm yani. Şu anda çok beğendim gerçekten. Aşırı beğendim. Yine BBT'den bir önerim var. Bunların ikisi de el kremi ama yine diğerlerinde de olduğu gibi aşırı şık. Hatta bence diğerlerinden bir tık daha şık olabilir. Çok güzel bir el kremi seti. Bu el kremlerinin içinde de shea butter ve E vitamini var. Tam video çekmeden önce sürülen oje hangi akla mantığa sığıyor gerçekten bilmiyorum. Hem bunları açamıyorum hem bütün ojelerim bozuldu. Gerçekten yine harika. El kremlerinin metalik ambalajlarına ben gerçekten düştüm. Zaten aşırı yansıma yapıyor ışıktan yani metaliklerini anlayabilirsiniz. Yine bunlar da çok güzel hediye alternatifleri. Kapanışı bir parfümle yapmak istiyorum. BBT'nin Magnificence isimli parfümü. Ama gerçekten de öyle değil mi? Yani böyle yılbaşı hediyelerinde parfüm çok tercih ediyoruz bence en azından. Benim için öyle. Burada da gösterdiğim gibi yani işte böyle parfüm el kremi setleri, parfüm body mist setleri ya da sadece el kremi setleri falan gerçekten çok tercih ediliyor. Her seferinde söylüyorum ama gerçekten parfümlerin ambalajları çok şık değil mi? Bilmiyorum yani ben mesela biraz ambalajlarına düşüyorum açıkçası. Evet, ambalajlar benim için biraz önemli ve bunlarınki gerçekten çok şık. Şimdi yine en sevdiğim kısımdayız. Nota okuma olayını neden bu kadar çok sevdiğimi ben de çözemedim. Üst notalarında portakal ve mandalina. Orta notalarında yasemin ve sedir ağacı. Alt notalarında ise misk ve tonka fasulyesinin mükemmel uyumu varmış. Hemen bunun kokusuna bakıyoruz. O kadar çok parfüm sıktım ki kokularının
karışmaması için elimden geleni yapıyorum. İşte bu bahsettiğim yoğun kokulardan bir tanesi. Bazı insanlar da mesela gerçekten ağır kokuları seviyorlar. Yani benim annem mesela asla hafif kokuları sevmez. Böyle yoğun, işte ben buradayım diyen kokuları sevenler için de bence çok güzel bir alternatif bu da. Daha iyi ifade etmem gerekirse baharatlı kokuları sevenler için bence süper olacaktır. Şöyle kokusunu tekrar anlamaya çalışıyorum. Evet, bayağı baharatlı bir koku. Benim yeni yıl hediye önerilerim bu şekildeydi. Umarım size ilham olabilmişimdir, yardımcı olabilmişimdir. Siz sevdiklerinize ne almayı düşünüyorsunuz, bunu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Buraya kadar izlediyseniz de eğer, gerçekten çok teşekkür ederim. Ama tabii ki gitmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, beğen butonuna tıklarsanız ve Gretsin YouTube kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.